merhabalar. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Öncelikle bu projemizde bize sponsor olan JLC PCB'ye buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzun sponsorudur kendileri. Şöyle bir kenara alalım anahtarlığımızı da. PCB'lerimiz bugün itibariyle elimize geçti. Bu defa sizlerle voltaj ve akım ayarlı bir güç kaynağı yapacağız arkadaşlar. Güç kaynağına başlamadan önce PCB'lerimizi şöyle inceleyelim. Bakın buraya kanalımızın logosunu yerleştirdik. Yine buralara takacağımız entegrelerin, transistörlerin ve potların yerlerini çizdik. Arka tarafını göstermem gerekirse gayet kaliteli bir baskı arkadaşlar. Yine kanalımızın logosu hemen PCB'mizin arka tarafında da gözükmekte diyerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Gerber dosyasının hazırlanması aşamasında bana yardımcı olan sevgili Çatlak Prof. Ömer kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Yine Ömer'in kanalına ait linki de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Yine JLC PCB'nin linkini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bu devreye ait Gerber dosyasında yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi PCB'mizin sipariş etme aşamasıyla devam ediyoruz. Şu anda JLC PCB'nin internet sitesini görmektesiniz. Yine adres satırında da internet sitesine ait adres bilgisi ekranlarınızda. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken işlem oldukça basit. Siteye kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben Enerji 60 adıyla siteye kaydoldum ve kaydolduktan sonra internet sitesine isminizin üzerine tıklayarak sipariş bölümüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada adresinizi güncellemeyi unutmayın. Benim daha önce vermiş olduğum sipariş burada gözüküyor. Şöyle görebilirsiniz. Hemen buradan yeni sipariş için göstermiş olduğum linke tıklıyorsunuz ve açıklamalar kısmındaki Gerber dosyasını buraya yükleyeceğiz. Ancak öncesinde hemen sitenin içeriğini göstermek istiyorum. Buralarla çok fazla oynamayın arkadaşlar. Buralarla oynadığınız takdirde maliyet değişecektir. Linkten indirdiğiniz Gerber dosyasını siteye yükleyerek işleme devam ediyoruz. Yükleme işleminin ardından gördüğünüz gibi PCB'mizin ön ve arka yüzleri gözüküyor. Ben size bu devreyi hazır olarak vereceğim. Ancak siz kendi hazırladığınız Gerber dosyalarını da buralara yükleyerek bu site üzerinden sipariş verebilirsiniz. Bu arada şurada hemen sipariş sayısını göstermek istiyorum. Minimum 5 adet arkadaşlar sipariş edebiliyorsunuz. Maksimum 8000 adete kadar site üzerinden sipariş etmeniz mümkün. Ardından buradaki kısma tıklayarak devam ediyoruz. Son olarak yaptığınız ayarlamalara göre maliyet bilgisini burada görebilirsiniz. Yine detaylarda mevcut. Şimdi projemizi hazırlayarak devam ediyoruz. JLC PCB'nin internet sitesini ve sipariş etme aşamalarını anlattıktan sonra artık devremizi hazırlayıp çalışır hale getirebiliriz. Buradaki fazlalık PCB'leri bir kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk PCB'mizle işlemimize başlıyoruz. İlk olarak LM317 ile devreye başlayacağım. LM317'mi devreye eklemeden önce şuraya bir miktar termal macun sürüyorum arkadaşlar. Bu sayede ısı transferi soğutucuyla daha rahat gerçekleşecektir. Şimdi LM317'mizi buraya ekleyelim. Ardından PCB'miz üzerine yerleştirip lehimleyeceğiz.
Projemizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Devremiz burada hazır ve çalışır vaziyette. Şu an 30 volt giriş yapmaktayız. Buradan da gördüğünüz gibi 0.9, 0.8 volt civarında, hatta yaklaşık biz buna yukarı yuvarlayalım, 1 volt civarında çıkış almaktayız. Şu an giriş voltajımın sabit olduğunu görebilirsiniz. Bakın şöyle görebileceğiniz bir açıyı alayım. Buradaki voltaj potumuzu çevirerek voltajımızı istediğimiz değere ayarlıyoruz arkadaşlar. Kaç volt çıkış istiyorsak, maksimum devrede belli bir kayıp olduğu için 30 volt girişte 28.3 volt çıkış alabiliyorsunuz. Şu şekilde bakın buradaki pot üzerinden çıkış voltajımızı kumanda edebiliyoruz. Burada da akım ayarımız var arkadaşlar. Buradan da akımı istediğimiz gibi sınırlandırabiliyoruz. Şimdi sınırlandırılmış akım testiyle projeye devam ediyorum. Videoya devam ediyorum. Şimdi akım ve çıkıştaki voltaj arasındaki ilişkiyi anlatarak videoyu tamamlayalım. Çıkışa bir tane de ampermetre bağladım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ölçü aletime ampermetreyi seri olacak şekilde yerleştirdim. Ve şuraya da görebileceğiniz bir konuma yerleştireyim. Şimdi tekrar gördüğünüz ekranların ne olduğunu söyleyelim. Bakın bu giriş voltajımız. Burada çekilen akımı görüyorsunuz. Bu da bizim çıkış voltajımız arkadaşlar. Ben şimdi 12 voltluk bir lamba ile test yapacağım. Lambam burada görüyorsunuz. Bu lambayı test edebilmek için voltajımı 12'ye sabitledim. Bakın buradan potu çevirerek voltajımı sabitliyorum. Bu arada buralara çok turlu pot takabilirsiniz arkadaşlar. Ben hem devreyi daha ucuza mal etmek için hem de bunlar benim işimi gördüğü için bunları bağladım. Ayrıca sürekli yüksek akım çekecekseniz buradaki transistördeki soğutucuyu mutlaka büyütün ve bir fan ile mutlaka ama mutlaka destekleyin. Ne kadar fazla akım çekerseniz o kadar fazla ısınacaktır. Ne kadar uzun süre yüksek akım çekerseniz o kadar ısınacaktır. Bunları özellikle belirtmek istiyorum ki aklınızın bir kenarında bulunsun. Ben şu anda akımı sonuna kadar kıstım arkadaşlar. Voltajımın 12 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi lambamı bakın sisteme dahil ediyorum. Lambamı bağlıyorum. Lambamı yaktığım anda ya da yakmaya çalıştığım anda olanlara birlikte bakalım. Bakın voltajım sıfıra kadar düştü ve şuradaki çekilen akım 0.07 miliamperler seviyesine indi. Lambayı tekrar kesiyorum. Tekrar voltajım normale 12'ye döndü ve çekilen akım sıfıra düştü. Çünkü biz akımı en dibe çektik, voltajı sabitledik arkadaşlar. Şimdi akım sabitlemesi üzerinden birazcık akım veriyorum. Bakın yavaş yavaş lambam yanmaya başladı. Lambaya gelen akımı yükseltiyorum arkadaşlar. Bu bir yandan da bakın voltajım yükseliyor. Şu an lambam 1.35 amper çekiyor. Biraz daha artırıyorum. Biraz daha artırıyorum. Ve biraz daha artırıyorum arkadaşlar. Şu anda 1.66 amper çekerken voltajım da 11.1 volt. Şöyle çekilen akımı da görün. Bakın lambayı sistemden çıkarttığım an sistem otomatik olarak 12 volt seviyesine dönüyor ve çekilen akım 0. Şimdi bazı arkadaşlar şu soruyu soracaklar bana ki bir önceki videomda gelmiştim. Biz voltajı sabitleyelim, akımı da sınırlayalım. Hep aynı akımı göndersin. Yani örnek veriyorum biz 500 miliamper çekelim ama voltajımız hep aynı kalsın. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Siz akımı sınırlandırdığınız zaman yani gücü sınırlandırmış oluyorsunuz. Gücü sınırlandırdığınız zaman çekilen akım arttıkça otomatik olarak voltaj düşmek zorunda ki W sabit kalsın. Yani örnek veriyorum bakın bunu tekrardan dibe alayım. Bakın şu an en dip pozisyonda akım ve kısa devre yaptırıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kısa devre pozisyonunda gördüğünüz gibi çekilen akım 0.08, çıkış voltajım sıfıra kadar düştü. Şimdi birazcık akım vereceğim. Bakın akımı artırıyorum. Biraz fazla artırdım arkadaşlar. 100 miliamper seviyesine getirdim. Biraz daha artıralım örnek olsun diye. 2 amper seviyesine getirdim. 1.4 volt şu anda gerilim oldu. Bakın boşa çektiğim anda 12 voltlar seviyesine geri dönüyor. 12.2 volta çıktı. Yani buraya haddinden fazla yüklendiğim zaman arkadaşlar 2 amper çektiğim zaman otomatikman voltaj düşmek zorunda ki güç sabit kalabilsin. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bu sisteme ait
Dediğim gibi bu devreye ait Gerber dosyasını açıklamalar kısmında bulacaksınız. Yine JLC PCB'ye ait internet sitesini açıklamalar kısmında bulacaksınız. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyerek bu noktada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın.